Koronavirüs ailesi bir dizi solunum yolu enfeksiyonu yapan virüslerden RNA virüsüdür. Çeşitli enfeksiyonlar yapabilirler aslında bu grup aile içerisinde. En çok SARS ile tanırız 2003 yılında. Daha sonra 2012 yılında MERS ile tanırız. SARS dediğimiz ciddi solunum yolu problemi. MERS de Orta Doğu solunum sorunu sendromu olarak bilinen hastalıklardır. Aslında diğer solunum yolu virüslerinden kolayca ayrılamaz. Grip benzeri bir tablo yapabilir. Aslında şu anda bizim gördüğümüz, Türkiye'de gördüğümüz korona türü virüs ailesi gayet hafif seyirli bir grip yaparken SARS ve MERS'in çok ağır seyirli olduğunu biliyoruz. En son görülen 2019 koronavirüsü de oldukça ağır seyirli gitmiştir. Ve ölüm oranlarına bakarsak SARS'ın ölüm oranı %10, MERS'in 2012'de %35, en son görmekte olduğumuz 2019 koronavirüsü de %2 olarak seyretmiştir. Aslında korkulan bu. Acaba bir pandemiye dönüşebilir mi diye korkulmakta. Şu anki verilere göre pek düşünülmüyor. Dünya Sağlık Örgütü halk sağlığı acil durumu ilan etti ama pandemi uyarısı vermedi henüz. Şu anda bütün olguların büyük çoğunluğu, çok büyük çoğunluğu Çin'e sınırlı gibi gözükmekte. Pandemi olması için başka kıtalarda virüsün yeniden başka insanlara bulaşabiliyor olması lazım. Sadece 220 kişiye Çin dışında bulaşmış durumda. Bazı ülkeler çok ön planda. Örneğin Japonya'da 45 vaka var bugün itibariyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20'ye yaklaştı olgu sayısı ama bunlar henüz pandemi demek için erken. İhtimal söz konusu fakat pandemi açısından bakarsak sanki biraz yavaş gidiyor gibi. Yani olumlu yöndeyiz. Pandemi olmayacak gibi gözüküyor. Yine de belli olmaz tabii ki. Bulaş yolu ilk önce hayvanlardan kaynaklandı. Kesinlikle bir zoonotik enfeksiyon yani hayvan kaynaklı. Hayvan derken en çok üzerinde durduğumuz yarasalar. Yarasalarda bu virüsün insanlarda olan ile %96 benzerlik gösterdiği ortaya konuldu. Ama yarasalardan insana geçtikten sonra insandan insana bulaş başladı. Aralık ayının sonlarına doğru 2019'un ve bu şekilde yayılmaya başladı. Bulaş yolu damlacık bulaşı dediğimiz diğer solunum yolları virüsleriyle aynı şekilde örneğin influenzayla tamamen aynı şekilde insandan insana farkında olarak olmayarak çıkardığımız küçücük parçacıklar, damlacıklar içerisinde virüslerin bulunması yoluyla bulaşır. Diğer benzer hastalıklar solunum yolları virüsleri influenza A örneğin bugün ülkemizde karıştırılabilir. İnfluenza A hakim olan veya B hakim solunum yolu virüsü. Koronavirüs örneğin yok ama semptomlarını ayırt edemezsiniz. Oldukça zordur ayırt etmek. Çünkü yine yüksek ateş, yaygın halsizlik, kırgınlık, ciddi yorgunluk, kas ağrısı nadiren ishal ve bulantı kusma ile seyredebilir. Klinik bulgular üzerinden ve hastanın öyküsünden ayırt etmek kolay değildir. Daha önce biz aslında koronavirüsleri 2003 yılında SARS, 2012'de MERS ile biliyoruz. Bunlar çok ciddi solunum yolu hastalığına yol açıp ölümle sonlanabilen hastalıklardı. SARS 2003'te görüldüğünde gerçekten yine bir beklenmedik bir panik yaratmıştı. 8000 kişi yakalandı, %10 ölümle seyretti. %25'i hasta olanların sağlık çalışanıydı. Ve enfeksiyonun %50'si hastane içi bulaşla oldu. Yani çok yakın bulaş. Oysa korona virüslerden yine ikinci defa gördüğümüz 2012 yılında MERS'te bu kez vaka sayısı 2500'de kaldı. Oldukça düşük. Hala görülebiliyor MERS bu arada. Oysa SARS 2004 yılında bitmişti. 2004'ten sonra bir tek vaka görmedik. MERS'te Suudi Arabistan'da saptandı. Ölüm oranı %35. Yani hasta olan 3 kişiden birisi mutlaka ölüyor. 2500 rakamına ulaşıldı. Hastane içi bulaş oranı %70 olarak bildirildi. Sağlık çalışanlarının %10 olarak ortaya konuldu. 2019 yeni koronavirüsü ise bunlardan önemli farklılıklar içeriyor. Örneğin daha çok yayılıyor. 30 bin rakamına ulaştık Şubat ayının 6'sı itibariyle. Ölüm oranı %2, 500 kişi kaybedildi 6 Şubat itibariyle bunlar artacaktır ama ölüm oranı değişmedi. %2 olarak kaldı. Sağlık çalışanlarında yok ilginç olarak. Çok az sayıda kaldı. Çok yakın temasla demek ki uçak yolculuğunda olanlarda, sağlık çalışanlarında bulaşmadı. Bu da farklı kılan özelliklerden ölüm oranının da düşük olması
yayılmasının fazla olması, sağlık çalışanlarının da az olması özetleyebileceğimiz en önemli farklılıklarını oluşturuyor. Cansız ortamda en fazla 24-48 saat kalabildiği söyleniyor. Aslında oldukça fragil, kırılgan bir virüs. O şekilde bulaşmayacağı da bizzat Dünya Sağlık Örgütü tarafından ifade edildi. Çünkü Çin'in ticaretini etkileyecek boyuta ulaşabilecek bir tarafı var. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü sürekli altını çizdi. Cansız ortamda kesinlikle bulaşmaz. Bulaş için insan insana temas gerekiyor. Türkiye şu anda göreceli olarak rahat durumda gözüküyor. 30 ülkede görüldü, Çin dışında. Ama bu ülkelerde görülen vakaların tümü Çin ile bağlantılı. Yani kendi ülkelerinde başka insanlara bulaştırmadıklarını biliyoruz. Bu 200 küsür kişiden 2 kayıp var, 2 ölüm var. Ve hastane çalışanlarına bulaş oldukça düşük. Bu virüsün bir özelliği, bir önceki benzer aileden olan SARS ve MERS'e göre sağlık çalışanlarında görülme olasılığı daha az. Dolayısıyla uçak yolculuklarında birlikte giden insanlar da daha az. Uçak yolculuklarıyla elbette bu virüs taşındı diğer ülkelere. Başka imkanı yoktu. Ama o esnada birlikte seyahat eden diğer yolcular da görülmedi. Bunlar olumlu bilgiler, haberler. Bu açıdan sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Ülkemiz için de böyle bir olgu olursa olgu tanımımız grip benzeri, ağır grip benzeri bulgular, yüksek ateş, yaygın halsizlik vesaire ama son 14 gün içerisinde Çin'e seyahat mutlaka. Bu olmadan düşünmemek gerekir. Vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın kendilerine bir koronavirüs yakıştırmaması gerekir. Koronavirüslerin özel bir tedavisi yok, aşıları da yok henüz. Çünkü şöyle bir zorluk var bu alanda aslında. Tam buna aşı yapmaya kalktığınız zaman, aşı diyelim ki 3-5 ay sürüyor, o zaman salgın bitiyor. Dolayısıyla elinizde işe yaramayan bir aşıyla kalabilirsiniz. Bu nedenle SARS için, MERS için de aşılar çalışanlar olsa da yapılamadı. Tedavi açısından da şu anda deneme altında olan birkaç grup var. Çin'de deneme yapmaya çalışıyorlar. SARS'ta ve MERS'te laboratuvar koşullarında etkili olduğu gösterilmiş bir firmanın ilacı var, tedavisi var ve bunu denemek istiyorlar. Kullandık, yararı oldu demek ifadesi yetmiyor bilimsel olarak. Bu ilaçların randomize kontrollü çalışmalarla gösterilmesi gerekiyor. Bunun için de Çin Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması oldukça kritik. Dolayısıyla çünkü bir taraf o ilacı alacak, bir taraf almayacak. Etik yönleri olan bir karar noktasında hem yeni bir ilaç denenmek isteniyor hem de HIV için daha önce kullanılmış kısmen etkili olabileceği düşünecek bazı ilaçlar şu anda deneniyor. Ancak bunlar mutlaka kesin olarak yararlıdır demek için henüz çok erken, bilimsel çıktılar henüz yok. Korunmak için Çin'den özellikle Çin seyahatten kaçınmak gerekir. Zaten zorunlu olmadıkça Çin'e gidilmeyeceği açıklandı. Hiçbir ülke Çin'e gitmiyor. Seferler durdurulmuş durumda. Özellikle koronavirüs söz konusu olduğunda böyle bir şüpheli kimse, yani grip benzeri hastalıkları olan ve Çin'den geldiğini bildiğimiz kimselerle temastan kaçınmak, dikkatli olmak gerekir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı bir takım yönergeler var. Gerek sağlık çalışanları için, gerek genel kitle için. Bunlar bilim kurulları tarafından hazırlandı. Bütün dünyada da benzer uygulamalar uygulanıyor. Bunları sıkıca takip etmekte yarar var. Bu esnada bazı yapılmaması gerekenler veya boşuna yapılacak şeyleri hatırlatmak çok önemli olacaktır. Örneğin maske takmak şu anda gereksizdir. Yani koronavirüse karşı maske takıyor olmak saçma. Çünkü zaten koronavirüs yok. Peki havaalanlarında acaba Çin'e değil ama Çin'e gitmek zaten sınırlandı ama başka ülkelere giderken acaba uçaklarda maske takalım mı? Koronavirüs salgını öyle bir durum gerektirmiyor aslında. Daha önce takmıyorsak gene takalım diye bir durum söz konusu değil. Yine önermeyiz. Acaba tuzlu suyla gargara yapmak uygun olur mu? Gene çok anlamlı bir tavır olmayacaktır. Yararı gösterilmemiştir. Dünya Sağlık Örgütü bunun hiçbir yararı yoktur diye duyuru yaptı. Ve zaten koronavirüs de olmadığı için kendi kendimize gargara yapıp günde 3 kere 5 kere bir faydası olmayacağı son derece açık. Olsa dahi bu salgın yine bir yararı olmadığı bellidir.
Bu salgının öncekilerden bazı farkları var aslında. Bir kere çok hızlı bir yanıt verme ve uluslararası kamuoyunun çok hızlı bir işbirliği içerisine girmesi söz konusuydu. Aynı zamanda Çinli bilim insanlarının da oldukça yüksek üretimleri söz konusu halen. Ve dünya kamuoyuyla, diğer bilim insanlarıyla birlikte iç içe çalışıyorlar. Çok hızlı bir yayın çıkışı söz konusu oldu. Vakaların çok hızlı bir şekilde paylaşılması söz konusu oldu. Büyük bir hız olduğunu görüyoruz. Dünyadaki diğer teknolojide, bilimdeki gelişmelerle paralel. Ve örneğin bir hafta içerisinde 50'ye yakın çok önemli makale yayınlandı. Ama şunu da kabul edelim, bunların bir kısmı oldukça yanlış olarak da yayınlandı. Bunların filtre edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Yani zaten diğer bilimsel makalelerde de olduğu gibi salgında bunu daha kompakt, yoğunlaştırılmış bir halde gördük bilim üretimini. Bir yandan devam eden bir sorun var gerçekten ama bunu paylaşmak için üretmek zorundasınız, yazmak, çizmek zorundasınız. Çok önemli dergilerde yazılar yazıldı. Bu yazılar en önemli verdiğimiz, en saygın dergilerdeki yazı bir hafta içinde eskidi. Bu çok ilginçti. Ve yenileri yayınlanmaya çalışılıyor. Ve bir nevi bir şeyler üretirken, doğru bilgi olurken etrafında bir kirlilik yarattığını da görmüş olduk bilimsel anlamda. Burada filtrasyon, yani bunların temizlenmesi, yararlı olanların seçilmesinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar dikkatli gidilmesi gerektiğini öğrenmiş olduk. O açıdan oldukça etkileyici. Halen ortasındayız salgının. Bakalım daha neler öğreneceğiz. Bir de Çin bilimsel anlamda ben de varım demiş oldu. Bu virüs sanıldığından biraz daha hızlı yayıldı. Örneğin daha önce SARS'a benzeyeceği düşünülüyordu. SARS çok sınırlı olmuştu. 8000 vaka görülmüştü SARS'ta. %10 ölümlü olmasına rağmen. Yani yayılması azdı, ölüm oranı yüksekti. Benzer bir coğrafyada olduğu için SARS model alındı. Ve çok yayılmayacağı düşünüldü. Ama bugün itibariyle vaka sayısı 30 bin. Ki daha salgının ortasında mıyız bilmiyoruz. Belki daha devam edecek. 30 bin vakada 550 ölüm var. Böyle olunca fazla yayıldığını gören Dünya Sağlık Örgütü biraz dikkatli olmakta yarar var düşüncesiyle önlemleri sıkılaştırdı. Ve o karar sonucunda Çin'e seyahatler örneğin zorunlu olmadıkça yapılmamalı kararı alındı. Kritik bir karardı çünkü ekonomiyi etkiliyor, sosyal politikaları etkiliyor. Dolayısıyla bu karar Çin seyahatini kısıtlamış oldu. Bizlerin de, bizim gibi ülkelerin de daha dikkatli olmasını, hemen hızlıca önlemler geliştirmesini ve kapıda olduğunu, belki de bizde olabileceğini hatırlatması açısından kritik bir karardı. Şu anda Türkiye'de bir yandan eğitimler yapılıyor. Güçlü bir sağlık ekibi var aslında Türkiye'nin ve alışkın pek çok salgına Türkiye bu çerçevede. Örneğin uzmanlık dernekleri, Sağlık Bakanlığı en başta bir bilim kurulu da çalışıyor ama uzmanlık derneklerinin desteğiyle meslektaşlarımız eğitiliyor. Bizler de bunun içerisindeyiz. Hem Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak hem Türk Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak bu tür eğitimlerin ve bilginin hızlıca paylaşılması noktasında gerçekten destek de oluyoruz. Sağlık Bakanlığı da bu anlamda destek oluyoruz. Daha çok uygun ve doğru tavrının yapılması anlamında. Eğer vakalar çıkar ise belli hastaneler saptanıp hızlıca oraya o hastaların yönlendirilmesi en kritik şey. Burada önlemek için en önemli şey izolasyon, yani karantina dediğimiz şey. O zaman sınırlandırılması vakaların oldukça önemli. Çünkü özel bir ilaç ve aşı olmadığı için sınırlandırma ancak karantinayla mümkün. Yani hasta olan kimselerin izolasyonuyla ve hasta sayısı olursa eğer, şu anda hiç hasta yok ama hasta olursa ve bunların sayısı artarsa belli hastanelere yönlendirilmesi kritik olacaktır. Çin bugün buna benzer bir uygulama yapıyor. O eyaletin nüfusu, Hubei eyaletin nüfusu 47 milyon. Ve 47 milyonun 11 milyonu da Wuhan kentinde yaşıyor. O, sınırlandırmaya çalışıyorlar. Bizim geleceğe dair de Çin'in yaptıklarına bağlı işlerimiz. Bu salgının sonlanması tamamen izolasyon önlemlerine bağlı. Aslında bir nevi elimiz kolumuz bağlı. Biz yapacaklarımızı yapıp bekliyoruz şu anda. Ama Çin ne yapacak ona bakıyoruz. Yani Çin bunu sınırlayabilir. Aldığı karantina önlemleriyle çok otoriter bir şekilde ve
sağlam önlemler aldığını biliyoruz. Bunu başka ülkelerin yapması zor olurdu. Bunun da farkındayız. Dünya Sağlık Örgütü bu nedenle teşekkür ediyor, Çin'e takdir ediyor. Olabildiği kadar vakaların sınırlandırılması, başka bir yerlere gitmelerinin engellenmesi sayesinde bulaş zincirinin kırılması bir yerde. Hasta olanların hastalığının bitmesi ve artık bulaşın kapanması sayesinde sınırlanacak. Onu bekliyoruz bu açıdan. Türkiye açısından da hazırlıklı olup beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. İyi tarafı önümüz bahar. Havalar ısındığı zaman, rahatladığı zaman gerçekten sayı azalabilir. Ama sayının 60 binden aşağı olmayacağı çok açık. Çünkü her salgın bir çan eğrisi çizer. Biz bu çan eğrisinin tepesinde miyiz? Şu anda bilmiyoruz. Tepesinde olsak bile bugün 2 ile çarpmak lazım rakamı. 60 bin vaka ve işte 1000 küsür ölüm. Bunu tahmin etmiştik biz zaten ilk baştan belirtmiştik. Ve tahminimiz 60 bin rakamın üzerine çıkacak gibi duruyor. Bugünden bakarak 100 bin vakaya ulaşmak çok mümkün olmuyor demek zor. 100 bin vakaya ulaşır toplamda. %2 ölümle de 2 bin gibi sınırlı kalabilir. Burada Koç Üniversitesi'nin gerçekten özel ve kritik bir önemi var. Bir kere tıp fakültemizin önem verdiği başlıklardan birisi Emerging Infections, yeni enfeksiyonlar. Çünkü buna hazırlıklı bir laboratuvarımız var bunu uygulamak için. Gerekli insan gücümüz var. Bunu beslediğimizde, desteklediğimizde ve diğer sağlık kuruluşlarıyla, örneğin Sağlık Bakanlığı'na birlikte çalıştığımızda biz de gerçekten dünyadaki önemli merkezlerden birisi olarak yerimizi alabiliriz. Bu salgın incelemesinde gördük ki matematik modellemeler, viroloji, epidemioloji, klinik iç içeliği, interdisipliner olmak çok önemli. Üniversitemizin de böyle bir özelliği var. Yani disiplinler arası çalışan. Bizim enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji bölümümüz de tamamen böyle tasarlanmış bir bölüm. Biz hem mühendislikten, matematikten arkadaşlarımızla, hem sosyal bilimden arkadaşlarımızla, zaten mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalık klinik iç içe olarak çalışıyoruz. Bu çerçevede güçlü bir ekibiz ama işin başındayız ve biz bu çerçevede dünyada bilinen merkezlerden birisi olmayı hedefliyoruz. Buna yönelik çalışmalarımızı odaklaştırmamız, yoğunlaştırmamız gerekir.